Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Analiz sentez programını tamamladık. Şimdi sıra ekonomiyi biraz daha detaylandırmada. Biliyorsunuz dolar kuru biz yayındayken 8.58 ile tarihin en yüksek zirvelerine çıktı. Burada merak edilenlerden biri bundan sonrası nasıl devam edeceği sürecin. Yayın sırasında da söylemiştim, Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanı'nın veya işte belli üst düzey yöneticilerin açıklama yapması an meselesi diye ve 8.58 son dakikası geçtikten hemen sonra açıklama gelmeye başladı. Sıkı para politika duruşunun devam edeceği yönünde. Şimdi Merkez Bankası'nın Haziran'daki toplantısı artık daha önemli hale geldi. Merkez Bankası'nın faizleri arttırma ihtimali de belki bu hafta ertelemeye çalış, bu sefer ertelemeye çalışacak ama Temmuz'da ve Ağustos'ta özellikle dolar kurunun yüksek seyrinin enflasyon, ihracat, efendim söyleyeyim konteyner gibi konularda ihracatı da zorlayıcı konularda baskı yapmaya başlamasıyla Merkez Bankası'nın faiz arttırım silahını çekmek zorunda kalacağı aşikar. Tabii şunu söylemek lazım. Faiz indirim gelecek hikayesinde bir an önce rafa kaldırılması gerekiyor. Bakalım neler olacak. Şimdi baktığımız zaman altın cephesine 1905'i onsta ciddi sert bir şekilde kırmıştı ama orada bir bekleme yapamadı. 1888'e kadar geriledi. 1885'ten sekti ve 1905'e doğru tekrar hareket var. 1893'e çıktı. Altın önümüzdeki özellikle bu gece yarısı önemli. Bu gece yarısı kapanmasıyla bize pazartesi günü nasıl açılacağını gösterecek. 31'inde bizim büyüme rakamlarımız gelecek. Büyüme rakamları önemli. Lütfü Elvan'ın bugün gündeminde de vardı. Büyüme rakamlarının beklentilerden daha fazla olduğu ve %6 oranını işaret ettiği ile ilgili. Ama bizi asıl burada zorlayan bizim büyümemizin tüketim odaklı olması ve en önemlisi Amerika'nın büyümesinin beklentilere paralel 6,4 gelmesi. Biden'ın teklifi kabul görecek gibi gözüküyor. Amerika'nın büyümesinin yüksek gelmesi 6,4, dolar endeksinde yukarı doğru çekmesi ki dolar endeksi 89 binken de bizde düşmesi beklenen 8,45'in altına gerileyemedi. Borsada bir ufak satış dalgası gelecektir şimdi önümüzdeki saatlerde. Altının gramı dolardaki artıştan dolayı 516, 517 belki 520'ye doğru çıkacaktır. Almak için değil satmak için karlı seviyeler buralar. Lütfen altın alayım mı satayım mı soruları çok geliyor. 500'ün üzerindeki yerlerde almak risklidir. En güzel alım bölgeleri 390 ile 450 idi. Ben o zaman yayınları yaparken de size demiştim ki lütfen acele etmeyin. Uzun vadeli süreçlerdeyiz. Kısa vadede peyderpey kazandıracak ama bekleyenleri daha fazla kazandıracak demiştim. Altın yatırımcısını uzun süredir süründürmüştü. Kriptodan altına kayış da çok fazla var. Ama önemli bir haber var. Japonya'nın Merkez Bankası'nın başındaki isim. Bitcoin fazla dalgalı ama stable coin'ler ödemek için kullanılabilir kısmı çok önemli. Yani aslında kripto teknolojisine yakınlaştıklarını gösteriyor. Çin dijital yuan'ı bizim karşımıza çıkartabilmek için 5-6 senedir Bitcoin ve kripto paralar yokmuş gibi davranıyor. Dijital dolar, dijital euro bunlar artık iyice sıklaşmaya başladı. Neden iyice sıklaşmaya başladı? Çünkü gelenekselcilerin yani Biden'ın, Merkel'in, Merkez Bankası'nın Avrupa Merkez Bankası'nın başındaki Lagarde'ın yaş seviyesi olan gelenekselci kısım eski vergilendirme, vergiler üzerinden gelir elde etme modeline bağlı kalmaya çalışıyorlar. Ama görülen o ki kriptoları bir şekilde reddedemeyecek. Teknolojilerin özellikle kripto paralar üzerinde düşünmeyelim. Ve kripto paralar dediğim zaman da 9000'den fazla kripto para olduğunu önünüze alın. Ve yani şöyle söyleyeyim, hiç adını sanını bilmediğiniz kripto paralar üzerinden değil, hikayeleri kanıtlanmış, arkasına belli kurumların geçtiği Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Matic, MKR gibi DeFi artı altcoin'leri gündeminize alarak hareket etmeniz gerekiyor. Yani 0.00017 kuruşluk bir altcoin'i değil, hikayesi önemli olan bu. Hikayesini savunabileceğiniz bankacılıkla ilgili, reklamcılıkla ilgili, yatırımcılıkla ilgili, gayrimenkulle ilgili bir soruna çözüm getirenleri önüne almanız lazım. Ama belli ki bu teknoloji hayatımıza girince yavaş yavaş bu üst kademelerden dijital paralar açıklamaları gelmeye devam edecek. Bu da kriptonun yükselişini gösteriyor. Ama Japonya Merkez Bankası'nın yaptığı bu açıklama önemli. Çünkü Çin bir tarafta yasaklayıcı. Japonlar her zaman temkinlidir. Böyle bir açıklaması geliyorsa mutlaka ya onun kaplan olmasını önleyecektir ya da o kaplanın yanında yer alacak ki o kaplan onu yemesin diye. O yüzden önümüzdeki dönemler önemli. Şu anda geçiş noktasındayız. 41.000'i aşmadı, 41.700'ü aşmadığı sürece yükseliş olmayacaktır. Bu böyle nefes mi olsa bir in bir çık. Ama 33.000 doların altına 1 Haziran'a kadar inmediği sürece
yükseliş eğilimi ve alımlar devam edecektir. Her düştüğünde kurumsalların topladığını tekrar altını çizeyim ama şu andan itibaren Bitcoin'in süreci değil, altcoin'lerin artı defilerin yani bir soruna çözüm getiren defilerin yazının başlaması an meselesi. Bizde içeride dolar artacağı için gram altıncılar biraz daha sevinebilirler. 540-552'ye kadar çıkabilir gram altın. Ama bunların hepsi satmak için iyi seviyeler. Diğer taraftan dolar 8.58'e çıktı. Şimdi kamu kurumlarından belki bir satışlarla beraber 8.49'a kadar gerileyecektir. O zaman rahatladı anlamına gelmez. 8.58'de tarihi zirvesini tekrar test etti ki o tarihi zirveye giderken o kadar çok farklı şey değişti ki. O zaman işte Maliye Bakanlığı'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak vardı. Açıklamaları piyasalar tarafından iyi karşılanmıyordu. Hadi o geçti. Yerine Naci Ağbal geldi. Lütfi Elvan artı Naci Ağbal geldi. Merkez Bankası Başkanı tekrar değişti. Şahap Kavcıoğlu'nun tepesindeki yükler iyice ağırlaşmaya başladı. O yüzden bunlarla beraber buraya gelmesi ve faiz silahının eğer sadece güveniyorsanız ciddi anlamda sizi yüksek kurlara götürecektir. 8.49 arasında konuşmak için erken denilse bile 9'lu seviyelere çıkmasını beklememek lazım. Çünkü dediğim gibi döviz kindar oraya mutlaka çıkar. TL mevduatlarda ben faizde 19, evet Türkiye'de faiz sevilmiyor ama 19'da inat edilmeyeceğini düşünüyorum. Bir şekilde bu konjonktür bizi ona götürecek ki bakın daha başlamadı süreç. 2021'in ikinci yarısından itibaren Amerika'nın kendini kurtarması, 6,4'lük büyümesi, Avrupa'nın kendini kurtarıyor olması, koronavirüs vakalarının sona geliniyor olması, diplomasi problemlerinin bizde turizm gelirlerinin gelmeyecek olmasının, ülkeler arasında kızışan savaşların, Amerika, koskoca Amerika İran'a tukaka dedikten sonra bile ona geri dönüyorsa ikinci yarıda siyasi ilişkilerde de çok farklı bir dönem göreceğiz ve bu siyasi ilişkilerdeki baskılar ekonomik gidişatı da etkileyecek. Ekonomik gidişat etkilenince de bizim dolarımız, dövizimiz ve borçluluğumuz ve enerji bağımlılığımız ve enflasyonumuz etkili hale gelecek ve bunlar negatif olarak bizi baskılayacak. O yüzden bazı konularda içeriden alabileceğiniz, bugün yayında Hakan Güler çok önemli bir şey söyledi. Eğer sadece faiz arttırımına güveniyorsanız yandınız ama başka şeyler yapıp sonra faiz arttırılırsa daha mantıklı bir süreç olabilir. Enerji politikalarıyla ilgili, enerji politikaları 3 tane kuyuda petrol bulunduğunu açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve özellikle altını çizdi. Bu kuyularda aslında varmış ama beton dökülmüş diye. Ben de hemen araştırdım. Prenko ve Shell firmaları daha çok buralarda araştırmalar yapmışlar ve Shell özellikle kaya gazı konusunda çok uzmanlaşmış bir damıtma sistemi var. O yüzden hani onun orada bilip de üstüne betonu ya da orada olduğunu bilip ama görmeme gibi bir ihtimal yok. Bir tanesi Amerikalı bir şirket, bir tanesi Avrupa'nın önde gelenlerinden. Siyasi bir tartışma mı burada var? O konuşulacak. Turizm diplomasisinde önce Rusya'ya gidildi, sonra birkaç ülkeye daha gidildi. Şu anda durak Almanya'da. Belli ki turizmden az gelirimiz gelecek. Çünkü ilk 15 günü yani lüks turistin geldiği, o fazla para bırakan turistin geldiği kısmı kaçırdık. Aşılama süresince artık yapabileceğimiz en iyi şey Haziran ve Temmuz aylarının sonuna kadar bütün aşılamaların %60'a %70'e çıkması. Çünkü halkımız artık maske takmaktan, işte kendine dikkat etmekten inanılmaz yoruldu. Değişik bir gün olacak. Farklı günler var. Siyasi gündemin bir an önce hafiflemesi ve reformlar üzerine gidilmesi gerekiyor. Kripto paralarla ilgili Bitcoin'de dediğim gibi artık 2x 3x yapma ihtimali biraz bu Mayıs'ın sonuna Haziran'ın başından bence Temmuz'un ortasına kadar durulacak. Onun orada durulması altcoin'lere fayda sağlayacak. 14 Temmuz'da Ethereum'un önemli bir Londra güncellemesi var. Oraya doğru mutlaka fiyatını arttıracaktır. Benim tahminim 5000 dolarlara doğru çıkması, yıl sonundaki beklentim de 8-9 bin hatta 10 bin dolara kadar çıkması yolunda. Matic, Aave, MKR, Compound, Litecoin çalışmak üzere. Litecoin çünkü çok aşağıda bekledi. Onun biliyorsunuz vurgunu sert olur. Litecoin uzun süredir baskı altında, mutlaka artışını bekleyeceğiz. Matic çok uzun süredir çalışıyor. 20-25 gündür artışını sürdürüyor. Ona biraz nefes molası vermek gerekebilir. Ama defi süreci ciddi anlamda etkili. Sushi, Uni,
Uniswap ve bunları nereden anlıyoruz? Genelde düşüş evreleri olduğunda hacimleri kontrol etmeniz gerekir. Hacimlere de 4 saatlik ve 1 dakikalıktan rahatlıkla bakabilirsiniz. O hacimlerde sert artışlar olduğunda bir gün önceden başlar. Yükseliş gelecekse alımlar başlar. İşte hiç beklenmedik bir alım, hiç beklenmedik bir alım. Balinaların hareketlerini takip etmek de mantıklı olabilir. Sosyal medyada bunlar whale alert diye zaten görünüyor. Lütfen onları takip edin ve bakın. Ama Uniswap'ta ve Sushi'de uzun süredir bir alım vardı. Nitekim onun şimdi ekmeği yenildi. Hareketli süreçler var. Ben DeFi yazı olacağını düşünüyorum. O yüzden DeFi'leri takipte kalın. Kitapta son süratle geliyor. DeFi'ler ne işe yarıyor? Beste nedir? Ne diyorsun derken eğitimlerde açıkladım ama hani o eğitimlere girmek istemeyenler için de bir kitap geliyor. Ama dediğim gibi kitabın çıkması bir süreçtir. Siz boğa sezonundan ayı sezonuna geçmeye, duraklama, buz evrelerde doğru adımları atmalısınız. O yüzden dediğim gibi eğitimlere katılmak isteyenler Instagram ve Twitter'dan o linke tıklayıp üye olabilirler. Benim önerim bütün eğitim videolarına ulaşabiliriz. Çünkü 85 tane video gelecek ve o 85 videonun hepsi yazılı olarak size de gelecek ama izlemekten zarar çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü çok kritik bir dönemdeyiz. 1 Haziran Salı günü önemli. Kriptocular, altıncılar için 3 Haziran bizim enflasyonumuz için önemli. 14 Haziran Merkez Fed'in toplantısı için önemli. 14 Temmuz'da altcoin'ci Ethereum'cular için önemli ki arada NATO görüşmesi derken böyle siyasi olarak önemli maddeler de var. Hepsine dikkat ederek konuşacağız. Eğer bugün büyük ihtimalle bir yayın daha açmak gerekebilir çünkü 8.58'den bakalım 8.67 de artık masada oraya gelirse nasıl bir şey söylenecek bunların hepsinde konuşacağız diyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha çok insana ulaşalım. Bundan sonrasında dolar sürecinde farklı bir süreç bizi bekliyor diyorum. Görüşmek üzere.